Şuradan başlamak bence en iyisi. Şimdi bulunduğumuz alan böyle dağlarla çevrili, büyük orman alanlarının olduğu ve ekosistem açısından da çok değerli bir alanda bulunuyoruz. Bu kadar basit tarifin birazcık doldurmak lazım. Burası Fethiye'nin en fazla süsen iris bitkisinin yaşadığı bölge. Soğanlı bitkiler açısından çok zengin bir bölge. Ayrıca çok geniş ve sağlıklı bir çam ormanımız var burada. Çam ormanı deyince de akla arıcılık geliyor. Dolayısıyla hem arının arıcılığın yapıldığı hem sağlıklı bir çam ormanının olduğu bir bölge. Bir açıdan daha doldurmak lazım bu ekolojik değerini. Burada yaşamın parçası olarak mantar tüketiliyor besin olarak. Ve üstelik çok ünlü bir festivalimiz de var. Kuzu Göbeği Mantar Festivali. Yıllardır buradaki ekonominin bir parçası buradaki doğal mantar yetiştiriciliği. Sadece bu yol kenarında bile ekonomiye katkısı oluyor bu mantarcılığın. Bu mantar meselesinde iki türü hatırlatmak lazım. Bir tanesi çıntar türleri, bir tanesi de kuzu göbeği. Burası bir anlamda ana vatanı Fethiye'deki. Diğer yerlerde bu kadar çok miktarda ve çok yaygın olarak göremiyoruz. Hayvanlar açısından değerlendirdiğimizde de değerli bir bölgedeyiz aslında. Burası yüksek dağlarda dağ keçilerinin olduğu, yani görmesi hayli zor olmasına rağmen kara kulağın hala yaşadığı, okluk kirpi gibi tür sayısının hızla tükendiği canlıların var olduğu bir alandayız. Şöyle arkaya doğru baktığımda geniş bir alan ve arkada yüksek dağları göreceksiniz. Daha bilemediğimiz binlerce bitki türünün, binlerce canlının yaşadığı bir alandayız burada. Ama bu ilişki sadece ekolojik döndürülebilir bir ilişkinin ötesinde buradaki insanlar da bu doğayla bütünleşik beraber yaşıyorlar. Hem ekonomilerini buradan döndürüyorlar hem de kendilerini var ediş sebepleri bu. Zaten adı üzerinde yeşil üzümü. Yani üzüm yetiştirilen ve coğrafyası yeşil olan bir yer. İşte bu bahsettiğim ve sorduğun sorudaki sadece krom eleme tesisi diye belalar yok burada. Taş ocakları var, mermer ocakları var. Yani her yeri delmek üzere bir operasyon var burada. Bu operasyonların her birisi de başta söylediğim o önemli ekolojik dengelerin her birine dinamit dokumu gibi sokulup patlatılıyor. Şimdi bulunduğumuz alanın belki de arkamda da görebileceksiniz değeri ise biraz önce bahsettiğim çam ormanlarıyla arıcılığın beraber yürüdüğü bir yer burası. Biz çam balı bizim bölgemizin Teke bölgesinin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Ayrıca aynı zamanda burada bulunduğumuz yer Muğla arı ırkının da yetiştiriciliğinin yapıldığı yer. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir arı ırkı burada yetiştiriciliği yapılıyor ve balı üretiliyor. Bu üretim sahasında yapılacak bu işlemlerin hepsi krom eleme tesisi. Krom eleme tesisini de çok basitçe tarif edelim. Aslında adı hemen ele veriyor onu. Bir şeyleri eleyecekler. Eledikleri de toprak altından çıkan krom madenini inanılmaz tozutarak, inanılmaz toz yayarak eleme işlemine tabi tutacaklar. Geriye de tonlarca atık çıkacak. Mesela bu başvurunun chat dosyasını incelediğim zaman ben bahsi geçen yanlış hatırlamıyorsam işte yıllık 12 bin ton, 13 bin ton gibi bir atıktan bahsediyorlar. Mesela siz olsanız burada nereye dökersiniz bunu? Hangi vicdan buraya bunu döker? Gene chat dosyasından devam edersek ekolojik olarak değerlendirmek gerekirse meslektaşın bir kısmını yazmış bir biyolog. Fakat benim ilk dikkatimi çeken en büyük eksik olarak gördüğüm chat dosyasında botanik açıdan değerlendirirken sadece bir aylık çalışma yapmışlar. Onu da tamamen bir ay yapmamışlar. Şubat ayında yapılmış. Şubat ayı çiçekli bitkiler açısından en zayıf olan aydır. Oysa sonbahar ve ilkbahar ayları çiçekli bitkiler açısından Fethiye bölgesinde daha yaygın türlerle karşılaşırız. Chat dosyasını sadece Şubat ayında ve çok kısa bir süre gözlem üzerine kurgulamışlar. Oysa bu bölge 365 gün botanik açısından değerli bir bölge. En büyük eksik gördüğüm chat dosyasındaki buydu. Ayrıca diğer zoolojik açıdan değerlendirmeleri de sadece makale ve kaynaklara dayandırmışlar. Oysa buradaki gözlemler çok daha farklı yönde. Örneğin o chat dosyasında hiç adı sanı geçmeyen bir canlımız var burada. Likya karasemenderi. Hem nesli tehlikede hem de koruma altındaki bir tür. Üzümde de bilimsel kayıtları var. Bu bölgeye has bir canlı. Örneğin chat dosyasında o canlı ile ilgili hiçbir belgeye, bilgiye ulaşamadım ben. Bunların biraz kaçak dövüş olduğunu düşünüyorum.
Eğer o dosyaya bu bahsettiğim canlılar girseydi muhtemelen chat olumlu kararıyla karşılaşmayacaktık. Dolayısıyla bir anlamda chat dosyasında eksikliği üreterek olumlu karşılanmasına yol açmıştır. Sanıyorum ilgililer bu uyarıları dikkate alacaktır. Çok çabuk unuttuğumuz bir şey var. 2 sene önce işte pandemi yaşadık. Geçen sene büyük yangınlar yaşadık. Yani hepsini de çabuk unutuyoruz. Yaşadığımız büyük yangınlar çok büyük bir coğrafyayı etkiledi ve dünya çapındaydı. Bu küresel yangınlardı bunlar. Avustralya'dan Fransa'ya, işte Yunanistan'dan ne bileyim Amerika'ya her yerde bir yangın silsilesiyle karşı karşıyaydık. Çünkü çağımız küresel ısınma çağı. Kaçınılmaz olarak büyük yangınlarla gene karşılaşacağız. Önümüzdeki sezonda, ondan sonraki sezonda ne kadar önlem alırsak olalım karşılaşacağız. Geçen senelerde bu bölgede yaşanan, Akdeniz Havzası'nda yaşanan yangınların en büyüğünü de biz Marmaris'te, bize en yakın komşumuz Marmaris'te ve Akdeniz'in doğusunda Antalya, Alanya bölgesinde yaşadık. Oralarda inanılmaz boyutta çam ormanları kaybı yaşandı. Çam ormanlarının doğal süreçte kendi kendine tamiri mümkün ama çok seneler alıyor. 10-15 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Çam ormanlarının sadece bir orman olmadığını, aynı zamanda pek çok canlı yaşam alanı olduğunu unutmamak lazım. Orada yaşayan ve yangınlardan kaçabilen canlılar doğal sığınma alanı olarak bu bölgelere geldiler. Dolayısıyla hem Fethiye'nin batısında hem doğusunda yaşam alanı kalmadığı için bu bölgeyi sığınak olarak kullanıyorlar. Gözümüz gibi korumamız gerekiyor bu açıdan. Aynı şeyi biraz önce bahsettiğim arıcılık için de söyleyebilirim. Çam balı üreticileri artık ne Marmaris'te ne Antalya, Alanya bölgesinde çam olmadığı için üretim yapamıyorlar. Dolayısıyla Fethiye artık bir rezerv alanı oldu. Onun en değerli kısmı da şu anda bulunduğumuz, bu konuşmayı yaptığımız yer Üzümlü bölgesi. Bu bölgedeki çamların korunması ya da ormanların korunması sadece basit bir ağaç korumadan öteye geçti. Ulusal bir problemle karşı karşıyayız. Artık yangınlardan ötürü doğal alanları yıpranmış, kaybolmuş canlılar için sığınaklarda bulunuyoruz şu anda. O yüzden mutlaka korunması gerekiyor. İkiye ayırmak lazım. Yangın bir felaket ama yangın doğal bir süreç. Yani milyonlarca yıldır yaşanan bir şey. Dolayısıyla canlılar hepsi ona karşı kendine ait önlemleri ya da üreme stratejileri geliştirmiş oluyorlar. Hakeza çam bitkisi de buna hazırlıklı bir bitki. Çünkü Akdeniz Havzası'nda milyonlarca yıldır yangına karşı bir evrim geçiriyor. Örneğin kozalakları yangın sırasında fırlatarak çok uzak yangın olmayan bölgelerde üremek için gönderebiliyor. Doğal süreçlerle insan müdahalesini birbirinden ayırmak lazım. İnsan müdahalesi olan bu tip krom tesisi gibi, taş ocakları gibi şeylerin chat dosyalarında yazdığı gibi geriye dönüşü ne yazık ki mümkün değil. Çünkü insan eli değdiği zaman insan özellikle bu maden aramalarında sadece yüzeyi tıraşlamıyor, yüzeyin altındaki toprağın niteliğini değiştiriyor. Dolayısıyla tekrar aynı bitkinin orada çıkması ya da aynı canlının orada çıkması neredeyse mümkün değil. Chat dosyalarında hep şöyle bir ibare yer alır. İnşaat bittikten sonra ya da işlem bittikten sonra biz orayı eski haline getireceğiz. Mümkün değil. Yani o bilimsel olarak mümkün değil. Yaşayacağımız felaket bir anlamda burayı bir daha asla göremeyeceğimiz anlamına geliyor.